Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Mehmet amca yerini aldı. Biraz sonra canlı bağlantıda iddialarda bulunduğu beni evlilik maddeyle dolandırdı dediği 32 yaşındaki Nurcan canlı yayında olacak. Dolandırıcı iddiaların hepsini canlı yayında cevaplayacak. Bağlantıya geçmeden önce stüdyomuzda Gülşah Coşkun var. Evet. Hoş geldiniz. İstanbul'dan katılıyorsunuz programa. 31 yaşındasınız. 8 yıldır evlisiniz. Evet. Evli olduğunuz kişi Gökhan Coşkun. Coşkun. Bu evlilikten dünyaya gelmiş 3 tane de çocuğunuz var. Aynen. En küçüğü de 1 yaşındaymış. Evet. Çok küçük, daha yeni. Aynen. Şimdi sizin başvuru konunuz şöyle. Benzer ama şöyle ilginç. Eşim beni eski eşiyle aldatıyor iddiasında bulunuyorsunuz. Evet. Ya 8 yıldır hiçbir şekilde konuşmadı, görüşmedi. Çocuklarıyla alakalı hiçbir şekilde görüşmedi. Ondan sonra Cima şimdi çocuklarıyla görüşmeye çalışıyor kendi kendine, kendi çapında. Bu olması gereken sağlıklı bir şey. Ya tamam, anladım da hiçbir zaman görüşmedi Esra Hanım. Ben gönderdim, çok gönderdim. Hani git görüş. 2 aydır, 1,5 seneden beri cezaevindeydi eşim. Hiçbir sadakatsizlik yapmadım. Bu zamana kadar bekledim. 2 aydır beni hem darp ediyor onun yüzünden, benim kaburgama kadar incitti. Ben bir sürü darp raporu aldım, şikayetçi de oldum. Gülşah'cığım, sen bu adamla 8 yıldır evlisin. Evet. 3 tane de çocuğun var. Evet. Senden önce yapmış olduğu bir evlilik var. Aynen. O evlilikten kaç çocuğu var? 2 tane. 2 tane. Bir kız, bir oğlan. Sen Gökhan'la evliyken mi tanıştın yoksa çok boşandıktan boşanmış. Uzun... Boşanmış, 2007'de boşandı. Söyledi, kendi söyledi bana bunları. 2007'den... Uzun bir süre olmuştu boşanalı. Tabii tabii, evet. Siz evlendiniz. Evet, 2015'te. Sen evliliğin boyunca kocan, çocuklarının babası. Evet. Daha önceki evlilikten dünyaya gelen çocuklarla iletişim kuruyor muydu? Hiç kurmuyordu. Babalık görevlerini yerine getiriyor Yok, muydu? Yok, hiçbirini yapmıyordu. Ne bileyim, eski eşiyle çocuklar için iletişim kuruyor muydu? Hiçbir iletişim kurmuyormuş. Çünkü neden derseniz eski eşi aldatmış bunu. Bu sizin iddianız. Evet, kendi söylediğini söylüyorum. Biz evliyken eski eşinin aldattığı başka bir adam aradı. Bu sizin iddianız. Şimdi yıllar önce bitmiş. Hani evet. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Eski eşiyle konuşmuyor. Evet. Ama normal şartlarda sizinle de evliyken diğer çocuklarıyla da... Görüşmüyordu zaten. Biri görüşmesi gerekiyordu ama görüşmüyordu. Yok, görüşmüyordu. Evet. Ne oldu da bu son birkaç ay içerisinde görüşmeye başladı? Nasıl gelişti bu olay? Şimdi şöyle Esra Hanım, börekçide görüşmüşler bunlar. Eski eşiyle. Evet, eski eşiyle börekçide görüşmüşler. Şöyle söyleyeyim, orada görüşmüşler. Bunlar sonra yazışmaya başlamışlar Esra Hanım. Ben sonra bunları gördüm hepsini. Hatta ne görüyorsun mesela eski karı kocanın yazışmasında? Ya şöyle söyleyeyim, yani şey gözükmüyordu yani. Normal bir şekilde normal alkollü fotoğraflar atmışlar birbirlerine eski eşim. Ben onları gördüm hepsini. Sonra biz kaynanamaya gittik. Ben 9. ayın 5'inde annemi kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ olun. Ben 9. ayın annemi hiçbir şekilde yanına göndermedi Esra Hanım. Çünkü devamlı darp etti beni çünkü. Hı hı. Yani benim her yerim mosmor. Ben gidemedim annemlerin yanına öyle görmesinler diye. Sizin aranızdaki kavgalar, sen eski eşinle niye konuşuyorsun? Evet. Niye yazışıyorsun? Evet. Ne oldu da bu eski eşin bir anda hortladı dediğin için kocan seni darp etmeye mi başladı? Evet, evet. Ondan önce bu tarzdaki davranışları var mıydı? Yoktu. 1,5 sene önceden yoktu. Şimdi önce fotoğraflar var ekranda. Sen de fotoğrafları karşıya da verirseniz Gülşah da yorumlayabilir. Bunlar sizin beraber yaşadığınız eve ait fotoğraflar aynen, mı? Aynen, evet. Ya bu geldi cumartesi günü hatta yeni. Ben bunu şikayet ettiğim için bunun infazı yanacak diye 2026'ya kadar suça karışmaması gerekiyormuş. 2026'ya kadar suça karışmaması gerekiyor. Cumartesi günü geldi, beni darp etti. Ondan sonra ben de kapıyı kilitledim. Hani kendi karakolu aradı, polisi aradı. Ben de kapıyı kilitledim hemen. Hemen fotoğraflarını çektim bunların. Hı hı. Dedim ki gitmeyeceksin. Madem karakolu aradıysan dedim. Hı. O zaman dedim hem boşanalım ben. Hı hı. Boşanmak istemedi kendi. Beni böyle darp etti. Her yerim mosmor içinde Esra Hanım. Ben de hemen kapıyı kilitledim kaçmasın diye. Sonra her yeri talan etti böyle anahtarı bulabilmek için. Sizin anahtarı sakladım. Sizin vücudunuzda da ağır darp izleri var. Var. Sizden... O mu boşanmak istiyor, siz mi boşanmak istiyorsunuz? Şimdi bu şeyleri yaşadığım için ben boşanmak istiyorum. Bir an önce boşanmak istiyorum.
Peki gelsin, şunu da düşünüyor musunuz? Yüzleşelim. Eski eşiyle şu anda bir ilişki yaşıyor iddianız var mı? Araba var Esra Hanım, araba almışlar bir de. Eşimin parası yok ki, nereden alacak, ben onu düşünüyorum. Beraber araba almışlar. Evet, bence öyle düşünüyorum yani. Ortak bir çalışıyorlar. Araba. Evet, evet. Peki eski eşiyle görüşmesi normaldi. Normal. Ama normal ama Esra Hanım, yazı şey, kızı buna mesaj atıyor. Annem senin yüzünden alkol kullanıyor. Kızı buna yazıyor. Alkol kullanıyor. Senin yüzünden anneme bir şey olursa ben senin karşına geçerim ailesi diyor. Ailesi ne diyor? Beyefendinin ailesi ne diyor? Ailesi yani, de beni şunu istemiyorlar. Şunu mu söylüyorlar? Torun için bir görüşme mi bu? Torunlar için mi? Yani babayı arıyorlar. Hani telefonlar biraz sorunlar var. Sıklaştı mı diyorlar? Çok... için. Sizin tam iddianız nedir? Bunu duymak istiyorum sizden. Ben eşimin görüştüğüne inanıyorum. Ben çünkü kanıtlarım da var elinde. Konuşuyorlar, görüşüyorlar. Şöyle görüşme şeyleri var benim elimde. Ben onlarla burada yüzleşmek istiyorum. Ne alaka görüşüyorlar? Peki eşiniz Gökhan Coşkun telefon attığında. Alo deyin. Alo. Efendim. Gökhan. Efendim. Neredesin sen? Seni dinliyorum da. Çok yalan attığını sen kendin de biliyorsun. Ben şimdi baştan sona kadar bir anlatayım mı? Zaten oraya kadar da gitti. Hoparlörünüz açıksa kapatın lütfen. Yayına bağlandığınız için teşekkür ederim. Ben hiçbir şekilde ederim. Yalan söylemiyorum Gökhan. Sen çocuklarını mağdur ettin. Çocuklarla hiçbir iletişim kurmuyorsun. Eve bile gelmiyorsun. Hadi bana haram ediyorsun her şeyi. Çocuklara niye bir şey alıp da kapıyı asmıyorsun? Ben konuşabilir miyim? O konuşacaksa ben konuşmayayım. Ya söyle. Şimdi Gökhan Coşkun hoş geldiniz. Öncelikle hoş. Eşinizin önemli iki iddiası var. Birincisi... Bana şiddet uyguluyor. İkincisi, kocam eski eşine geri döndü. Yazışmalarını yakaladım. Bunca yıl görüşmüyorlardı, artık tamam, tekrar abi, görüşüyorlar. Buyurun abi, cevaplayın. Yazışmaları falan yakalayırsa sunsun o zaman. Sunsun. Sen aldın telefonu elimden. Çekecektim, telefon. Ben okutacaktım. Ben eşinizi niye darp ediyorsunuz beyefendi? Ablacığım darp diye bir şey yok. Ben size evet. Açık açık baştan sona kadar anlatayım mı? Buyurun. Ben 8 seneden beri kızımı görmüyorum. 8 seneden beri kızımı görmüyorum. Ben 23 Nisan'da kızım 4 yaşındayken beni 23 Nisan'a çağırdılar. Oğlum da şahit, kaynanam da şahit, kayınpederim de şahit. O zaman kayınpederim vefat etmemişti, babam bir şahit. O zaman ben eşimle görüşmüyorum. Benimkilerle alakası yok Gökhan. Benimkilerle alakası yok. Güşah susacağım mı? Evet. Neyse abla ben gitmek istedim. Tık kapıyı kilitliyor. Bunun bir şeyi var. Bu sadece alışmış kapıyı kilitlemeye. Anne neden Gökhan gitmesin, çocuklarını görmesin, etmesin. Yalan diye söylüyorsun. Beni de götüreceğini söyledin ya kendin. Bir kafede bir beklersin ben, dedin ya, ya sen kendin. Saniye, ben seni çocuğumun yanına niye götüreyim? Ya ben seni çocuğumun yanına gelmeyecektim ki zaten. Sen dedin ya kafede oturursun beklersin bak, diye. Dinlesene bir saniye. Siz bak, o gün eski 8 yıldır görmediğiniz çocuğunuzun gösterisi için okula gidecektiniz. Abla zaten ben normalde de gidiyordum ki. Ya ama evet, okul olduğu için çocuğumu benden kaçırıyorlardı. Neden kaçırıyorlardı? Eski kaynanam olsun, bilmem ne olsun. Anam uzak tutuyorlardı. Mesela oğlum babamda kalıyor, kızım kaynanamda kalıyor eski kaynanamda. Bu benim en doğal hakkım değil mi görmek? Sonuçta peki çocuğumun... o gün gidecektiniz. Bu sefer çocuğunuzu görmenize kim engel oldu? Hep aynı insan. Kendisi, şahıs kendisi. Yalan niye söylüyorsun ya? Evet anlatın o günü. Evet, ablacığım neyse ben 23 Nisan'ı görmek istedim. Kapıları bacayı kilitliyor bu. Ondan sonra gidiyor kendi kendine. Ya yok ya gördüğün şahıs hani şu anda diyor ya bana vurdu vurdu diye. Ya benim de zaten durum var şeyde karakolda. Lan şu sen kendi yanlış... kendine döndün çocukların yanında kendi kendine döndün böyle hareketler yaptın. Evet. Niye yalan söylüyorsun? Mi koyayım, ablacığım ben sadece boşanmak istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum. O gün polisi de arayan siz misiniz? Siz niye polisi aradınız? Evet neden aradığımı söyleyeyim. Çünkü ben dışarı çıkmak istedim. Ben evden ayrı olduğum için ben eve gidiyorum şu anda. Neden? Uzaklaştırman yok ki gelmiyorsun ki kendin. Uzaklaştırman yok. Abla ben konuşabilir miyim? Devam edin. Ben eve gittiğim zaman her gittiğimde kavga çıkıyor evde. Her gittiğimde kavga. Mesela şöyle diyor. Ben apartman temizliği işi yapıyorum. Benim sabah 8, akşam 7 işim bitiyor. Hava karardığı saat 12'de zaman. Saat 12'de geliyor. Esra 12'de saniye... geliyor. Bir tam cümleyi dinleyeyim. Evet. Ablacığım yaz sezonu oluyor, kış sezonu oluyorsun. Hava bir erken kararıyor, bir geç kararıyor. Yazın olduğu zaman ne oluyor? Hava geç kararıyor. Ben saat 9-10'a kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Eve gelmem benim otobüste bilmem ne saat 11'i buluyor. Evet. Kışın deseniz hava erken kararıyor. Saat 7'de ben paydos yapayım. 7.30-8'de ben evime. Bir gün erken gidiyorum. Mesela ben günde 60 tane bina temizliyorum bazen. Bazen 20 tane bina temizliyorum. Bazen erken bitiyor işim. Bazen geç bitiyor. Geç geldiğim zaman diyor ki bana sen hangi karının yanından gidiyorsun? Hangi kızın?
Geçen gün yakaladım bunu da daha yeni. Arkadaş yazışıyor. Gülerek cevaplar atıyor abla, yani ben yalan mı söylüyorum? Sürekli seni aldattığından şüpheleniyorsun. Şüphelenmiyorum, yakaladım. Abicim, onu da yakaladım. Hep yakalıyorsun. Ali diye bir çocuk. Evet, devam edin. Abla yakaladıysa o zaman konuşacak çok şey var. Ben burada konuşmuyorum. Bir de araba yalancısın. Araba alındığını iddia ediyor Gökhan araba Bey. Araba diye bir şey yok abla. Araba benim arkadaşımın arabası. Hayır abla, abisinin arabasıyla geliyor her gün ya. Kimin abisinin arabasıyla? Bu eşimin abisinin arabasıyla geliyor her gün. Saat gece 12'de geliyor. Bilerek geliyor ya. Kim geliyor? Eşim. Eşin kimin arabasıyla geliyor? Abisinin iş arabasıyla geliyor. E gelsin, hani karısının tamam, arabasıydı. Tamam işte, diyor ki hayır hayır diyor ya, ben otobüsle geliyorum diyor ya her gün. Yalan söylüyor işte. Hayır, ortada bir araba vardı. Bilmiyorum. Bana... Ama biraz önce dedin ya kız bunu eski karısıyla bunu aldılar ikisiyle, diye. İkisiyle beraber bence diyorum aldılar, iş yapıyorlar diyorum bu. Yani Gülşah, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin için yani gördüklerime şahit olduklarınla sen birlikte aynı yastığa baş koyduğun adama güveniyor musun? Güvenmiyorum. Hiçbir zaman da güvenmedim. Güvenmedin. Hep evet. Seni aldattığından şüphelendin. Evet. Hep de karşına sana göre bir şeyler de çıktı. Evet. Sürekli hep seni terk edeceğini mi düşünüyorsun? Terk etti zaten, yani gelmiyor ki. Üç çocuk da beni mağdur etti, bıraktı yani sap gibi ortada. Peki normalde eşinin sana sadık olmasını, onunla yaşamayı ister miydin? İstemiyorum, daha hiçbir şekilde istemiyorum onu ben. Peki. İstemiyorum. Evden çocuklarım... çıkmasın diye üzerine kapıyı kilitlediğin evet, doğru mu? Evet, kilitledim. Doğru. O gün gitmek istediği yer çocuğunun şeyi miydi? Hayır hayır hayır. Yalan söylüyor şu anda. Ya evden çıkmasın diye üzerine kapıyı kilitledin. 2016'da. Anladım. 23 Nisan'ın. Aa, o 2016'ya evet, gidemeyeceğim onu, şimdi. Onu şimdi söyle. Gökhan Bey. Efendim abla. Kaç gündür eve gitmiyorsunuz? Abla ben yaklaşık 2 haftadır eve gitmiyorum. En son ne zaman gittim? Bir aydan beri. Beni dinleyecek misin? 2 gün önce gittim. O da neden gittim? Abimle tartıştım. İşi ben bıraktım. Abim bana diyor ki eşyalarımı benim getir. Ödemeni yapayım senin. Ben de buna şahıs ediyorum ki abim eşyaları istiyor. Söylemesi arabanın teybi falan filan vardı. Bana kapıyı direkt kilitle, dedi ki gidemezsin. Ben de öyle mi dedim, öyle polis hatta ben kendim... Para bırak dedi dedim ki, sana para. Çocuklara para sana... bırak dedim sana. Peki o gün polis aradığınızda... Nasıl bırakayım? Bu... Adamın eşyasını... Kapı pencereyi kim indirdi? Gökhan Bey. Abla kapı pencere diye bir şey inmedi abla. Ama görüntülerde var, camlar kırılmış. Onu da anlatayım ben size. Yanınızdaki şahıs konuşmayacaksa ben anlatayım hepsini. Tabii dinliyorum. Ben o gün kapıyı kilitledi. Ben anahtarı aradım abla. Neden aradım? Çünkü ben polisi aradım. Dedim ki böyle böyle, ben üzerime kapıyı kilitlediler. Ben çıkamıyorum. Benim gitmemin sebebi de neydi? Para istiyor ya hanımefendi. Dedim ki eşyaları götüreyim, abimden para alayım, akşam getireyim, vereyim sana para. Bak burada kötü bir şey var mı? Yok. Ben de bu şahısa dedim ki kapıyı aç, anahtar yok, bilmem ne yok. İki haftadır gitmediğiniz eve aslında daha önceden paranın bırakılmış olması lazım değil mi? Gün abla ben maaşla çalışan elemanım ama. Tamam ama iki haftadır ne yiyorlar ne içiyorlar bilginiz var mı? Yok. Verdim cebine 4 lira para verdim, alışverişini yaptım. Niye yalan atıyor? Yalan söylüyorsun. Nerede 4 lira para verdin? Kapı pencere olayına devam edin. Kapı pencere olayına da geleyim abla. Anahtarı ben buldum. Hani anahtarı sakladığı için hanımefendi saklıyor. Nerede bulacağım? Ben artık eşyaları falan dağıttım, anahtarı buldum. Tam kapıyı açarken kolumu tuttu, saat vardı. Klasik Mika saatler olur ya. Evet, bayağı Mika. Kol ona çarptı, cam şey saat yere düştü. Bu kadar, başka bir şey yok. Ama kapı pencerenin sadece... Ya bu Mika camın Mika saatin camı gibi değil, bildiğiniz kapının. Abla kendisi de biliyor. Camı de gibi. Biliyor. Doğrusu söylesin. Yani tabii asıl mevzu küçücük çocukların olduğu evde böyle bir şeyin yaşanması o kadar abla, tehlikeli ki. Ben bu insanla evlendim evleneni ne karakoldan dönüyorum. Yalan söyleme ya. Kendi suçlarını söylesene. Kendi Allah Gökhan söyle. Bey karakoldan dönmüyorsunuz Allah ama Allah. En son bir yaşında da çocuğunuz var, yani bir karar yaşında verin. Var evet. Evet abla var. Peki. Sütü ben süt nasıl yapıyorum biliyor musunuz Esra Hanım? Cezaevine eşiniz dolayısıyla mı girdiniz beyefendi? Nasıl? Cezaevine eşiniz dolayısıyla mı hayır, girdiniz? Hayır, hayır. Ondan dolayı da yaptım abla, ondan dolayı da yaptım. Yaptım, kendisi de biliyor, yalan atmasın. Hayır. Hayır mı? Sen kendin söyle, söyle. Kendin ne yaptığını benden, söyle Gökhan. Şu anda, bir saniye, şu anda benden niye şikayetçisin sen? Niye benim infazımı oynadın sen? Esra Hanım, infaz yanacak 2026'ya kadar suça karışmaması gerekiyormuş beyefendinin. Evet, niye gidip şikayet ettin o zaman beni? Beni bu yüzden darp ediyor ekibi de. Beni bu yüzden suçunu çek diye darp ediyor ekibi de. Her yerim mosmor.
Songül'üm Gülşah. Bak, Songül ismiyle hitap ediyor. Peki Gökhan Bey, anlaşmalı boşanmak istiyor musunuz? İstiyorum abla. Uzlaşmak istiyor musunuz? Ben uzlaşırım. Bir boşanmak istiyorum madem öyle. Peki, ben uzlaşırım Esra Hanım ama şöyle. Peki ben aracı abla. Olmak, yardımcı olmak isterim. Gelmek isterseniz buyurun lütfen. Ben uzlaşırım ama şöyle Esra Hanım. Benim şöyle. Bütün eşya borçlarım ödesin. Ben tek başıma yapmadım bu eşyaların borçlarını. Esra Hanım, ben 100 milyara kadar borçlandım. Bütün hepsini benim üstüme aldı Esra Hanım. Eşyaların. Beni eve döve döve aldı her şey. Zaten Gülşah'cığım yani böyle. Sen çık o zaman evden, ben geleyim, ben ödeyeyim bütün eşyaları. Tamam, ver parasını ver o zaman. Nasıl? Parasını ver o zaman. Tamam, çık evden o zaman, ben bütün eşyaları ödeyeyim. Tamam, nereye gideceğim ben o çocukla beraber? Gökhan. Ben ne yapacağım sokakta tek başıma Gülşah Hanım? He? Esra Hanım hep Songül ismiyle bana hitap ediyor. Kafayı yediriyorsun bana. 7-24 o kişiyle konuşuyor çünkü. Anladınız mı Esra Hanım? Peki Gökhan Bey, bekliyorum sizi. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Ay ay. Olay ben geliyorum diyor. Olmayacak ilişki başından belli ediyor. Davranışlar gösteriyor ama... Bir şeye tutunuyoruz işte, ona da sevgi diyoruz ya da karşı taraftan vazgeçemiyoruz. Kendi hayatımızda, dünyaya getirdiğimiz çocukların hayatında mahvediyoruz. Hoş geldiniz. Öyle oturabilirsiniz. Şimdi ekip arkadaşlarım sizi seçtiklerinde yüzünüze bir blur olacak. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. 8 yıldır evlisiniz değil mi Gülşah Hanım'la? Doğru. Bu 8 yıllık evlilikte 8 yıl boyunca eski eşinizle ve o evlilikten dünyaya gelen çocuklarla iletişiminiz var mıydı? Vardı abla. Yok. Her zaman yok. Çocuklar için eski eşinizle diyalog kurar mıydınız? Yok. Kuruyordum abla, nasıl kuruyordum? Ama şöyle bir şey var. Eski eşim evlendi şu anda. Onun da bir çocuğu var. Sonuçta benim de 3 tane çocuğum var. Ama çocuklarımla itibata geçmem için otomatikman onunla görüşmem gerekiyor. Telefonları yani 8 yıl boyunca bu böyle miydi? Yoksa 8 yılın sonunda mı bir anda yok, bu yok, ilişki zaten başladı? Normalde de ben gidiyordum. Ama ne oluyordu? Çocuğum orada değil, başka yerde. Başka yerde değil, bu tarafta. Ben devamlı gidiyordum, göremiyordum çocuğumu. Ya daha yeni çarpmaya başladı. Tamam, şunu öğrenmek istiyorum Gökhan Bey. 8 yıl sonra eşinizi ilk kez bu bir börekçi mevzu var. O börekçide mi gördünüz? Börekçide gördüm 8 yıl sonra, evet. 8 yıl sonra canlı canlı eşinizi bir börekçide görüyorsunuz. Evet, ama ben... Çocuklarımı gidip görebiliyordum. Çünkü eski eşim başka yerde oturuyor. Benim çocuklarım başka yerde kalıyor. Yani hiç kendisini yüz yüze görmediniz. Doğrudur abla. Ne zaman oluyor bu börekçi mevzu? 2 ay önce. 2 ay önce falan. İki ay önce bir bakıyorsunuz eski eşiniz börekçide. Evet, doğrudur. Merhaba dediniz. Merhaba demedim. Hiçbir şey demedim. Telefon almış önünden Esra Hanım. Ne oldu, ne yaptınız? Orada zaten sinirliyim. Çünkü 8 senelik bir evliliğim vardı. Ben isteyerek bitmedi. O kendi isteyerek bitirdi. Oradan dolayı ne oldu? Ben biraz sinirliydim. Hatta... ne yapıyorsun falan filan dedi. Ben o gün hiçbir şey demedim. İkinci, hatta ben kendi şahsına da kendim söyledim bunu. Gördüğümü. Bugün börekçide neydi hanımefendi? Songül. Songül'ü gördüm. Evet, doğru. O gün Songül'le diyalog kurdunuz mu? Hiçbir şey kurmadım. Kurmadınız. Sonra Songül'le ne zaman konuştunuz? Sonra Songül'le ne zaman konuştum? 2 ay boyunca konuştu Esra Hanım. Bir dakika dur, ondan bir öğreneyim, sonra konuşturacağım sizi. 3-4 gün sonra falan. Tekrar 3-4 gün sonra. Yine börekçide. Sağlıkçı olduğu için 24'de falan kalıyor. Ben de sabah... Gittiğimde ben zaten devamlı aynı yere gidip geliyorum. O da baktım orada oturuyor. Ne yapıyorsun dedim. Sadece tek kelimem bu. Çocuğumu görmek istiyorum. Başka bir şey yok. Bir börek yediniz mi beraber? Hiçbir şey yemedim. Sohbet ettiniz mi? Sadece sohbet etmemin sebebi bu. Çocuğumu görmek istiyorum. Yani o evlilik sizin isteğinizin dışında bitmiş. Hanımefendi sizden ayrılmak istemiş. Doğru. 8 yıl sonra birbirinizi görünce sonra tekrar eski günleri yad edip bir samimiyet gelişti mi aranızda? Olamaz. Çünkü neden? Evli, onun da çocuğu var. Benim de çocuğum var. Benim sadece onunla görüşmemin sebebi 2 tane çocuğum. Peki hanımefendi şunu söylüyor. Sürekli diyor onunla iletişim kuruyor çocukları bahane ederek. Şu an kuruyorum, evet. Bana da 8 yıl boyunca adımla hitap eden kocam bir anda bana Songül demeye başladı diyor. Abla Songül dün canlı yayında da bunu yaptı. Evet abla. Dün böyle Gülşah derken yani 8 yıl boyunca unutmuş olduğunuz bir ismi bir anda zikretmeye başlayınca kim olsa, hangi kadın olsa... Doğru söylüyorsun abla. Yani çıldırır. Şimdi şöyle, eski eşimle çocuklar için görüşmen benim için çok sağlıklı ve olması gereken medeni bir durum. Ama onun dışında karını rahatsız eden başka şeyler var. Bana Gülşah yerine artık sürekli Songül Songül demeye başladı. Dün canlı yayında da böyle bir an oldu. Songül yeter dedi. Bak görüyor musun abla dedi. Hala bana şunu söylüyor. Bak gülüyorsun. Abla, evet, hatanın farkındasın. Buyurun Gülşah.
Ne oldu? Çok üzülüyorum Esra Hanım ya. Ben bunları hak etmedim ya. 1,5 seneden beri yattı içeride. Bir tane sadakatsizliğim olduysa çıksın söylesinler. Ben Ekin Hanım o yüzden çıktım. Kendimi aklamaya çıktım. Çocuklarına babalık yapmıyor şu anki yani. Çocuklarına babalık yapmıyor. Ona mı kalmış şimdi babalık yapıyor? Ben onu anlayamadım. Sence yani şimdi o baktığını söylüyor ama 8 yıl boyunca eski eşi ve eski eşinden dünyaya gelen çocuklara karşı görevlerini, babalık görevlerini yerine getiren bir adam mıydı? Getirmedi Esra Hanım, getirmedi. Benim yanımdan bir yere ayrılmadı. Buyurun. Çünkü ayrılmadı. Ayrılmadı derken evet, şöyle bir soru daha soracağım. Karınızın iddiası. Şöyle Selim abla, ben sabah... Eski eşinizle hani tekrar bir yani iletişim kurmaya başladıktan sonra... Evet abla. Sizin anneniz, babanız, eski eşiniz ve o evlilikten dünyaya gelmiş çocuklarla böyle büyük bir kalabalık aile sofrası kurdunuz evet, mu? Evet, evet. Yok. Kahvaltı Esra, ettiniz evet. mi? Kahvaltı yaptık. Neden hep yaptık? Hep beraber. Anneanne evet. dede var mıydı? Vardı. Vardı tabii ki vardı. Eski eşiniz var mıydı? Vardı ama nasıl vardı? Benim gittiğimden onların haberi yoktu. Yalan söyle Esra Hanım. Kartal'dan alacaktı bu ya. Bu kadın, bu durum Gülşah Hanım'ı çıldırtmış. Evet. Karşılıklı konuşabilirsiniz. Ben soracağım. Abla ben karşılıklı konuşacak hiçbir şey yok. Çünkü ben artık yoruldum. Gerçekten yoruldum. 8 yıldan beri devamlı benim yüzümden cezaevi değmişsin ya. Onları saniye. Söylesene. Onlara açıkla. 8 yıldır cezaevi değdim madem. Çocukları nasıl yaptık biz? Tamam sen konuş onu söyle ben. Çocukları nasıl yaptık? Onları açıkla tamam. O zaman. Sen de söyle o zaman. 8 yıldan beri benim yüzümden. Niye çocuklar olmadan önce 8 yıl girmişsin cezaevi? Niye ayrılmadın çocuklar olmadan önce? Ben seninle kaç seneden beri evliyim? 8 yıldan beri evlisin. 1,5 senesi zaten içerideydin. 1,5 seneden beri içerideydin. Evet. Sen benim dışarı çıkmamı istiyor muydun istemiyor muydun? Ben senin... Gittin hemen karakola şikayet ettim. Yani infazımı yakıyorsun o zaman. İstiyordun madem. Niye yanında durmamı istiyordun. Var DAP raporları. Gördün mü? Evet. Gördün mü? Benim de var yanımda kağıtlar. Tamam çıkartabilirsin. Yanımda benim de var kağıtlar. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yalan söylüyorsun. Abla ben size demiştim yalancısı. Ya ben de karakolluyum diye. Hı-hı. Kağıtların hepsi burada. O gün yarınızın size sizi eve sende. Hapsettiğini üzerinize... O günkü mevzuyu ben anlatabilir miyim? Yani nasıl Gülşah sen bu evden çıkamazsın diye senin üzerine kapıyı kilitledi. Ben 2 haftadan beri eve gitmiyorum abla. Çünkü her Niye? Gittiğimde kavga yapıyorum. Hangi Yalan konuda? Söylüyorsun. Bu konularda hep son gün. Başka Çünkü bir şey yok. Konuşuyorsun. Artık kafaya tak etmiş bunu. Son günden başka bir şey görmüyor. Ya konuşacağım tabii ki çocuklarımın annesi sonuçta. Kimden Sabah haber aldım? Sabah 8:20 geçe konuşmuşsun. Aradan 20 dakika geçmiş 8:40 geçe konuşmuşsun. Daha yeni 10. ayın 9'unda Gökhan tamam. Bey. Ne konuşmuşsun? Tamam mı? Bilemem. Bilemiyorsun Akşama kadar 20 dakika arayla çocuk kundakta mı da emziriyor musun şimdi, da çocuğu? Emziriyor abla, mu karısı? Şimdi öyle bir şey var ki. O da evli, ben de evliyim. Bak, aramızda tek nokta bizim çocuklar. Başka hiçbir şey olamaz. Tamam, evdekiler ne? Bak, anlatamıyorum ki ben. Anlatsın bakayım, evet. O günkü mevzuya gelin ben. Hani bu cammam mevzusu var ya abla. Hı-hı. Ben 2 haftadan beri eve gitmiyorum. Benim ailem beni eve gitti biliyor ama. Bizim ofis var. Ben ofiste kalıyorum. Kendisi de iyi biliyor. Hı-hı. Beni hatta kapıdan, evden kovdu. Eşyalarım bile şu anda arabanın içinde duruyor. Hepsi. Hı-hı. Hepsi arabanın içinde duruyor. Sen Songül'le konuşuyorsun diye seni evden kovuyor. Evet aslında. Abla. Evet abla. Ve ikincisi biz devamlı karakolluyuz. 2 günde bir karakol. Ya ben söyle, eve geliyorum. 2 aydır mı bu mevzu başladı olur evde? Olur mu 2 aydır? 2 aydır olur mu? Ben bununla evlendim evlenir aynı. Tamam daha önceki suçlarını söyle o zaman. Kendi aç suçlarını aç o zaman. Ya sen benim geçmişimi kurcalama. Tamam suçlarını aç benim o zaman. 8 yıldır benimle beraberken benim geçmişimi kurcalama. Ben senin geçmişini kurcalamıyorsam tamam, sen kurcala. Benim geçmişimi kurcalama. Benim korkum yok ki. Anladın mı? Benim korkum yok. Benim de hiçbir tamam şeyden korkum yok. Ama şimdi o suçlardan dolayı evliliğiniz hasar görmüyor. Songül hortladığı için evet. evlilikte kriz çıkmaya başlıyor. Şimdi mevzu abla geçmişimi niye kurcalıyor ki benim? Siz peki sürekli böyle bir aranızda tartışmalar var ama son 2 ayda Songül Hanım'la çocuklarla ilgili iletişim kurmanıza... Şimdi o da evli Ondan olduğu için bu konuda lütfen çok herkes dikkatli olsun. Daha çok katlandı. Hassaslaşınca tartışmalar daha da arttı. 15 gündür eve girmiyorsunuz. Geçen gün... aydan beri. Geldim. Sizi kitledikten sonra siz evden o kaçıp bir daha eve girmediniz yani hemen, siz. Hemen o mevzuya geliyorum abla. Cumartesi günü ben eve gittim. Bana biraz da dedi ki ben abimle tartıştım. İşi gücü bıraktım arabanın anahtarını koydum. Dedim ki böyle. Bana da eşyalar söylemesi biz apartman temizlikçi yaptığımız için tişörtlerimiz var bizim. Önlüklerimiz falan. Dedik eşyanı getir ödemeni yapayım. Ben de direkt geldim eve. Hatta söylemesi hep kendisi de şahittir. Ekmeğine varana kadar aldım simidini aldım. Biz ekmek istemedik ki Esra Hanım. Ya 15 günden beri bir şey getirmemiş. Niye şimdi o gün getirmiş yani? Ben kendim zaten çıkıp alıyordum her şeyi Esra Hanım. Ben o 3 çocukla beraber hamileyken bu 1,5 sene ben cezaevindeydi. Hamileydim karnım böyle. Ben o ikiz arabasını hala şu anda yanımda o ikiz arabasını o yokuşu çıkarken çıkartıyordum.
Yani ben ne işkenceler senin çektim. Senin paran yani gelirim var mı? Gelirim yoktu. Bunun babası yardım ediyordu. Hı. Allah razı olsun. Ben okuluna da bir şey demiyorum zaten. O yüzden babamı şikayet ettin. Şikayet uzaklaştırma aldın. Çocuklarına diyor elinden aldıracağım senin diyor. Beni tehdit ediyorlar böyle Esra Hanım. Tehdit benim ediyorlar değil. Beni niye vuruyorlar tehdit ki Esra ediyor. Ben onun açıklamasını yapabilir miyim? Avukat hanım da var burada. Allah'ın dalı atlıyorsunuz teker teker. Yok yok o konuya gelip avukat hanım da var burada. Babam dedi ki boşanırsanız senin gelirin yok. Olabilir. Benim bir sigortam yok. Olabilir. Doğru mu abla? Dedi ki böyle böyle boşanma davasını açtığın zaman velayet otomatikmen sizden kalkar. Devlet alır bunu. Öyle bir şey yok. Boşanmayın diye korkutmuş sizi. Yani bundan dolayı çıkıyor babam. Bu gidiyor hanımefendi hemen gidiyor babamdan uzaklaştırma alıyor. Peki Gülşah ben boşanmak istiyorum dediğinde sence Gülşah senden Gülşah gerçekten zaman boşanmak, boşanmak istiyorum mı istiyor? Yoksa hiçbir blöf zaman, mü yapıyor? Hiçbir yok, zaman dedim. Demedi. Burada dedim. Dedi bunu. Yalan dün burada söylüyor söyledi. Ya Esra Hanım. Ben kaç defa zaten. Dedim evde ya. Yalan söylüyor Esra Hanım. Kaç defa dedim evde. Şunu öğrenmek istiyorum Gökhan Bey. 15 gün önce artık sizin için ev çekilmez bir hale geliyor. Eşinizin yükselen kıskançlığı o evi yaşanmaz kılıyor. Abla benim zorum evi ben 38 peki, yaşındayım kapı çıkmazsın bir adamın peki dönüp karınızın ellerinden tutup ya Gülşah bak sen bir şey yanlış anlıyorsun. Senin de kendini üzmeni, kendini yıpratmanı istemem. Benim sana olan sevgimi sakın sorgulama. Bizim aramızda böyle bir şey olamaz diye Gülşah Hanım'ı sakinleştirdiniz mi? Kaç kere söyledim abla? Yok yok Esra Hanım yok ya. Balkona geldik dedi ki gel konuşalım dedi. Tamam dedim oturdum neyse muhabbet ediyoruz. Bizim aramızda bir şey olamaz sadece çocuklarla alakalı. Diyorum ki konuşmuşsunuz. Elinde fotoğraf şeyleri gördüm mesajlaşmaları gördüm. Ver o zaman dedim okuyayım dedim elimden çekti. Rahatlamak istiyorsun evet, okuyup. Okuyup rahatlamak istiyorum ne yazdığını konuştuğunu görmek istiyorum. Bakayım dedim yok dedi olmaz dedi hemen sildi telefondan Esra Hanım. Sonra dedi telefonu kırarım falan filan böyle hareketler yapıyor. Tamam dedim, sen de bunun üzerine daha fazla şüphe duyuyorsun. Evet. Çünkü senden saklıyor. Evet saklıyor. Sen ondan ne beklerdin? Ya göstersin isterdim. Hmm. Ben ona güvenmemi istiyorsa göstersin okutsun bana madem o zaman. Abla ben açık sözlüyüm. Ben ne demişim bak pastanede gördüm. Geldim direkt kendisine kendim ifade ettim. Yoksa bunun nereden haberi olacak benim pastaneye gittiğimden geldiğimden görüştüğümden. Ben hiçbir zaman bu zamana kadar 8 seneden hiçbir zaman bir şey sakladım. Hiçbir ve şey ben sakınma, eski eşimle 10 sene evli kaldım. Allah'tan hiçbir şey. Hiçbir zaman ben karakolluk olmadım. Ama bu insanla ben her akşam yalan veyahut da iki söyle, günde, üç günde bir karakolda. Bana... Karakolda söylemese beni tanımayan yok. Arkadaşlara da gösterdim daha demin. Doğulu polis numarası. Evet, her evet. iki günde bir beni arıyorlar. Karakola hı. gelmem lazım. Gülşah Hanım şikayetçi oldu. Kaç yıldır mutsuzsunuz Gülşah'la? Gülşah'la mı? Abla ben kendimi bildiğim bileli ben bundan mutsuzum. Niye yalan atayım? Sen vallahi ben... bir de mutlu olsan ama. Demek ki bir düzine çocuk olacak. Abla yok, oldu ha? olmadı üç tane çocuklarım var. Bak, benim gözümde çocuklarım değerlidir. Bir tane beş, değil, 10 tane de olsa değerlidir. 1, 4, 5 yaşlarında 3 tane çocuk var. Abla çocuklarım için ben zaten canımı veririm ki o ayrı evet, bir şey. Evet. Ama 8 yıldır mutsuzum. Ya şimdi ben ama herkese soruyorum. Abla bak. 8 yıldır mutsuzum dediğim evlilikte insan bir aile planlaması yapar. Çocuk planlaması yapar. Hadi ilkini isteyerek oldu diyelim. Tamam. Diğerlerinde ya biz bu çocuk konusunda biraz duralım demez misin? Ya orada bir hatam oldu o ayrı bir şey. Hatamız oldu. Oldu ama abla işten geçti yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyorsun? 8 yıldır mutsuz bir evliliğiniz mi vardı? Hayır Esra Hanım. Sence hayır. kaç yıldır mutsuzsunuz ya da kaç gündür, kaç aydır? 2 aydır ben mutsuzum. Ben 2 aydır mutsuzum. Aydır. Ben eşimi çok seviyordum. Çok seviyordum. 2 ay öncesine kadar evet. Çok aşıktım. Ben beklemezdim onu. Yani sonuçta cezaevine girmiş insanı kimse beklemez. Niye ben onunla sadık kaldım bekledim. Açmadım bile boşanma davası. Ben hiç kimsenin lafına hareket etmedim. Ben ailemin... Eline de bakmadım. Ben kendim çabaladım çocuklarımla. Ben şu anda bile çabalamaya çalışıyorum. Hani kanatlarımın altında kalsınlar istiyorum Esra Hanım. Ben annemin helalliğini alamadım bunun yüzüne kahvaltıya gidecek diye ya. Kimle kahvaltıya gitti? Eski eşiyle beraber kahvaltıya gitti. Ben annemin hastanesine gideceğim dedim diye. Beni döverek kaçtı evden. Kaburgamın şurasını incitti benim. Sen onun gitmesini istemedin mi o kahvaltıya? İstemedim. Hayır istemedim değil. Dedim ki hep beraber gidelim. Ben dedim seni dedim çocuklarla beraber iki çocuğu al git. Ben dedim sadece kızı alayım i̇ki yanıma. Çocuk dedi de kim abla? Küçük bir yaşındaki olan var tamam, ya. Normal süt içiyor emzirin. Bir yaşındaki çok üzülüyorum ben ona nasıl bakayım abla? Eski eşinizi gördüğünüz anı Gülşah Hanım'a nasıl anlattınız? Direkt anlattım abla. Mesela anlatın bakın nasıl anlattın? Baştan gittim senden gördüm dedim böyle böyle. Ben bugün dedim Songül'ü gördüm. Yalan onu söylüyorsun. Orada sanırım anlattın. Öyle anlatmadın. Ha, birisi... Songül'ü gördüm. Kıskanmışsınız hani orada değil mi? Benden öğrensin ki abla yarın bir gün başından tamam, duymasın. Tamam olayı anlatın. Bak olayı anlatış şekli farklı. Eski eşinizle ilgili birden bu olaylar patlak veriyor ya 8 yıl sonra. Evet abla. Bu ona manidar geliyor. Sonra da sizin tavrınız. Şimdi gitse bir boşanma dilekçesi gelse bana bu konuda yaz abla gitti diye, iki kere mahkemeye gitti. Niye bak, açmamış? İddiası şu. Ali bana kere... gelse dese ki eski sevgilimi gördüm dese 2 gün kendimi şimdi, kurarım ayol. Abla iki... O kızım var ya Miray'la.
Muhammed'i aldı. Pardon, Mire'yi aldı. Söyle iki kere şimdi. Gitti Adliye'ye. Adliye, benim haberim dahi yok bundan. Yalan yok söyleme abi, ya. Sen çocukları bırakmadan gittin be. Olayı anlatış şekliniz. 8 yıl sonra bunun anlatılması ve bakın şunu söylüyorsunuz. O iddiada bulundu. Eşim bana eşinin ismiyle Songül diye hitap ediyor. Evet, ve siz canlı yayında bunu söylüyorsunuz. Bakın. Abla benim zaten şimdi, beynim yanmış artık. Abla ben ne yaptım? Yanmadı, onunla konuşmuşsun. Yanlışlık değil, beyninizde bakın. Yanmadı. Daha önce olmuş, onun iddiası bu yöndeydi. Siz Esra Hanım'la konuşurken Songül dediniz. Evet. Ondan sonra eşinizi eski evliliğiyle kıyaslıyorsunuz. O diyorsunuz ki 10 yıl evlilik yaptın. Evet abla. Beni şikayet etmedi, sen şikayet ediyorsun. Ne yapıyorsun? İki kadını kıyaslıyorsun. Bir de ne diyorsun? Eski evliliğimin bitiş nedeni de aslında ben değildim. Benim duygularım vardı ama eski eşim bitirdi. Bir de bunun üstüne tuz biber. Yani anlatış tarzınız. Abla yaşadıklarımı anlatıyorum ya. Ben yalan bir şey anlatmıyorum ki. İşte ne bazen her doğru her yerde söylenmez. Evliliğimin bitiş nedeni ben değilim. Eşim beni istemedi, o yüzden bitti. Öyle bana kalsaydı abla bitmezdi. Bunu eşinize nasıl söylersiniz ya? Nasıl dememi istiyorsunuz abla? Ben açık açık söylüyorum. Bir saniye. Zaten. Önce şunu bir anons edebilir miyim? Sosyal medyada eski eşlerin, sizce eşlerin eski eşleriyle görüşmesi normal mi diye Esra Eroğlu ATV adresine bir anket koymuşlar. Ama bunu şöyle cevaplayın. Sizce eşlerin eski eşleriyle sık görüşmesi normal mi diye aslında cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdi buradaki yok abi isterseniz kalkın. Bakın arkanızda bir sürü hanımefendiler var. Aynı soruyu onlara sorun. Abla sormaya gerek yok ki. Ama bir sor bak, arkanda bir sürü hanımefendi var. Tamam da gerek yok yani sorun. Erkeklerin kafasıyla kadınların kafası, düşünme yani tarzı. Ben eski eşimle olayı çocuklarım yorumlama için bir yerde oturup herhangi bir yerde oturup da bir şey içemez miyim? Bir muhabbet edemez miyim? Sonuçta benim iki tane çocuğum var. Kesinlikle ergen bunu çocuğum, yapabilirsiniz. Biri 13 yaşında, biri 16 yaşında. Ve siz şu Facebook'a... Önemli olan ne biliyor musun? İnsanların boşandıktan sonra karı koca görevlerinden ayrılıp anne baba olarak kalıp çocuklar için, onların sağlıklı büyümeleri için arada bu iletişimin devam etmesi. Ama maalesef ki bizde boşanmalarda hep bir taraf düşman ilan ediliyor ya. Hep aslında 8 yıl boyunca sizin bunu yapmanız gerekiyordu. 8 yılda bana hiç müsaade eden olmadı ki. Heh. 8 yıl boyunca olması gereken buydu. O zaman bir kriz çıkmazdı. Sizinle tanışan kişi şu özelliğinize ben olsam saygı duyarım. Öyle iyi bir adam ki çocukları için eski anne baba olarak bir araya geliyorlar. Onlarla bir günü var, iletişimdeler. O çocukların psikolojisini her şeyden önemli tutuyorlar. Olması gereken bu. Ama şu anda eski eşiniz Gülşah Hanım'ın karşısına bir rakip olarak sunulmuş. Bu da sizin tarafınızdan. Ama evet. Gülşah Hanım'da şöyle bir şey var. Gülşah ne yapıyor? Aman gitmesin, çocuklarını görmesin. Songül Hanım telefon attı. O da söz hakkını kullanmak istiyor. Songül Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Hayırlı yayınlar dilerim. Nasılsınız? Öncelikle. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şu anda biraz sinirden elim ayaklarım. Hiç sakin olun şu lütfen. Şu anda işten çıktım, eve gidemiyorum. Hı hı. Yani sırf telefonla görüşebilmek için, kendimi ifade edebilmek için. Şimdi 8-10 yıl önce siz Gökhan Bey ile evliliği bitirmişsiniz. Evet, benim kızım bebekti. 12 yaşında. Şu an 12 yaşında. Evet. Yani 11 yıl önce bitmiş bu evlilik. Evet. 2 ay önce peki bu ayrılık sürecinde, yani 11 yılda diyeyim ben size. 11 yılda Gökhan Bey'e çocukları göstermediniz mi siz? Şöyle söyleyeyim ben size, açık konuşmak gerekirse tabii ki de görmek istedi Gökhan. Hı-hı. Ben o zamanlar hani annem mesela alır çocuğu gider vermez bize gibilerinden göstermiyordu. Hı-hı. Gökhan yani Bey'i 11 yıl sonunda vardı. Ne zaman iletişim kurmaya başladınız Gökhan Bey'le? Şöyle söyleyeyim ben size, zaten Gökhan Bey cezaevindeydi. Hı hı. Cezaevinden çıktığı an ben nöbet çıkışıydım zaten. Nöbet çıkışında bir pastanede oturuyordum ben. Hı-hı. Bir baktım robot gibi geldi zaten. Çocuğu sordu direktmen. Hı-hı. Kızım nerede? Hı-hı. Şöyle söyleyeyim ben Gülşah Hanım'a da. Benim iki tane sonuçta ergen çocuklarım var. Biri 15 yaşında, biri 12 yaşında. Hı-hı. Tabii ki de ben tek başıma kadın halinde başa çıkamıyorum artık. Ya benim annem de yaşlı bir insan. Çok haklısınız. Ya, evet.
Yarın bir gün başına bir şey gelse ben tek başıma nasıl mücadele edebilirim? Elbette babasıdır yani, görüşecek. Ha, şunu söyleyeyim. Benimle de çocuklar dışında, ben ona da söyledim zaten. Annem de söyledi. Kızım da söyledi. Ben hatta baba kızın arasını yapabilmek için ben kızımla kötü oldum. Anne sen karışma. Bırak babamız yapsın. Şöyle böyle. Hatta çocuk o sayede ısınmaya başladı babasına. Sadece benim Gökhan'la işim olmadı. Zaten işim olsaydı ayrılmazdı. Yani beraber yürütebilirdik yani bu evliliği. Demek ki işim yok değil mi? Zamanında yani zamanında ben düşüncemi yapmışım zaten. Son karar bitmişti. Gülşah Hanım'a gelince madem öyle macera mı arıyor oralarda, anlamadı ki boşanmak istiyorum diyor. Televizyona çıkmanın ne mantığı varmış onu anlamadım yani. Ben gerçeklerle yüzleşmeye geldim. Son iki ayda sizin... Bir saniye beni dinler misin? Tabii son iki ayda sizin sürekli evin içerisinde isminizin geçmesi, Gökhan Bey'in sizin isminizi hitap etmesi... Şöyle söyleyeyim Esra Hanım, isminizi geçin. Biz de öyle tartışmalı yaptığımız için. Demek ki kendisi de benim gibi yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Kendisi de demek ki benim gibi tartışmalar çıkardığı için... Artık yani son gün senin demeye başlamıştır. Senin yüzünden çıkıyor tartışmalar. Ha, benim gibi kavgacı anlamında. Bir saniye. Senin yüzünden. Konuşmamı dinleyebilir misiniz? Tabii buyurun. Lafımı kesmesin lütfen. Ben bir söyleyeceklerini söyleyeyim. Ben sonra da onu dinleme hakkı vereceğim zaten konuşmak hakkını. Evet, devam edin. 2017'de de aynı şekilde olmuştu Esra Hanım. 2017'de adamın üstüne kapıyı kilitliyor ya çocuğunu görmesin diye. Böyle bir evde kepazelik olamaz yani. Bu kadınlıktan dışı da bir şey. Sen çocukların görüşmesine engel olamazsın. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Çocuklarla Gökhan Bey'le evliliğinizde olan çocukları siz babayla mı görüştürmediniz? Yoksa 2017'den beri Gökhan Bey çocuklarla yakın ilişki kurmak istiyordu da. Her ikisi Gülşah her ikisi Hanım de. Mı engel oldu buna? Şöyle söyleyeyim. Esra Hanım ya. Şöyle söyleyeyim. Esra Hanım evlenmeden önce zaten Gökhan gelip görüyordu. O zamanlar cezaevinde değildi. Görüyordu. Biraz annemin korkuları olduğu için yani benim ailemin. Hani alır çocuğu gider vermez geriye gibilerine. Aynen öyle kaçırır diyerekten. Yani evde olsa bile yok diyordu. Yalan yok. Anladım. Ama sonra çocuklarla sonrası, kaçırmayacağından böyle bir şüpheniz ortadan kalkınca siz babayla görüştürmek istediniz. Bu sefer de görüştürmeyen Gülşah Hanım var. Yalan. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Yalan. Aynen öyle oldu. Hep sen doğrusun zaten. Herkes yalan, sen doğrusun. Yalancısınız çünkü ikiniz... tavırlar değil bunlar. Peki şimdi o sizin son iki aydır hortladığı, yani onun tabiriyle son iki ayda bir anda ortaya çıktığını söylüyor. Siz şunu mu ama söylüyorsunuz? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Esra Hanım şimdi siz de bir annesiniz yani. 8 seneden benim baba kız görüşmemiş ya. Bebekli baba kokusu nedir bilmiyor benim kızım. Ama bunu engelleyen sizsiniz. Evet. Kendinsin. Ben engellemedi ki. Dediğim gibi engelledi, aile engelledi. Aileniz engelledi kaçırır şeyiyle. Sonra evet. Çocukları... Aynen. Sonrasında ben zaten her seferinde dedim. Görsün yani babasının babalık görevini yapsın. Gökhan Bey de çocuklarını görürdü. Hiç kimsenin ruhu bile duymazdı. Ya siz buna inanıyor musunuz? Ben bir evladı bir görmeyi ya uzaktan görürsünüz. Göremedim işte abla. Ha? Her gittiğimde çocuk evde oldu halde sesi geldi halde kapıları çıktı. Aileni istiyorsunuz o zaman? Eş evde. Evet. Siz görmek istiyorsunuz. Okula abla ben 2016'da ben çocuğumun 23 yaşlarına gidememiştim. O zaman tamam onu karıştırma şimdi onu geçti. 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 Geçiyorum. Eş kilitli. Geçiyorum. 2016 yılında bahsediyorsunuz. Bu zamana kadar babalık görevini yerine getirememiş bari gençliğinde versin. İki ayda versin. Gençliğinde babalığını yapsın. Aynen. Buna müsaade etsinler. Neye müsaade etsin? İki aydır diyor. Yani şu anda çocuklar diyorum ergen oldukları için. Evet. Bu zamana kadar tamam babalık görevini yapamamış olabilir. Bu saatten sonra belki müsaade etsinler de yapsın çocuk. Siz şu anda şunu istiyorsunuz. Baba olarak yani. Gökhan çocuklarıyla artık sık görüşecek. Kimse aynen bu görüşmeye öyle. Engel olmasın. Olmasın ya buna ben de evliyim. Benim eşim de engel olamaz. Peki eşiniz peki bu durumdan rahatsız mı son iki aydır bu yaşananlardan? Medeniymiş Esra Hanım, ben medeni değilmişim. Ben hatta şöyle söyleyeyim, ben eşimle görüştüm. Hatta eşime dedim ki böyle dedim. Hani Sude seni seviyor.
Tuğde'yi birazcık ikna edelim. Hani yardımcı olur musun bu konuda dedi. Babasıyla görüşsün diye. Evet. Ya hatta o da dedi. Hatta dedi babandır ne olursa olsun görüş demişti. Çocuklar sizinle mi yaşıyorlar, anneannesiyle mi? Şöyle ben çalışımdan dolayı annemle kalıyor kızım. Ya mesela oğlan şunu da anlamıyorum. Anneniz gündüz bakabilir ama çocuğun velayeti kimdeyse onda kalır. Velayeti bende. Ama hep bu çocuk nerede kaldı? Anneannede. Evet. Anladım. Çünkü oraya alıştığı için. Alışmak zorunda kaldığı için. Öyle diğer oğlunu söyledim. Peki Esra diyor Hanım. Ki Gülşah Hanım bu saatten sonra diyor engel olmasın o çocuklarıyla görüşecek diyor. Esra Hanım ben zaten sorunuz varsa sorun engel lütfen. Engel olmuyorum zaten Esra Hanım, ben ona dedim ki zamanında bak Gökhan'a da söyledim. Küçüktü çocuğu, 7 yaşında mıydı neydi ben evlendiğimde. Dedim ki madem al dedim senin yanında vekaleti vardı bunda. Dedim ki senin yanında yaşasın dedim. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tamam mı? Tabii. Yani kapı kilitleyecek kadar çocukların... Ya onu geçtik artık son bir şansa da demiş onu ki... Onu geçtik artık Gülşah ya. Hanım, Gülşah Hanım demiş ki bir şansa da... çocuklarını istemiyorum, onu çocuklara bakmak zorunda değilim ya demiş. Ya söyle hatta Esra şansa, Hanım ben söyledim dedi ki... Korkudan söyleyemedi Gökhan'a başı belaya girer diye. Çocuklarını istemedi. Ya o kim ki zaten benim çocuklarıma bakın bakmasın da. Şunu öğrenmek istiyorum de. Gökhan, ben çocuklarımı görmek için gelecektim ama karım... benim üzerime, beni eve hapsetti, üzerime kapıyı kilitti, kilitledi olayını size Gökhan Bey mi anlattı, siz başka birinden mi Gökhan duydunuz? Gökhan Bey anlatmış. Şöyle söyleyeyim Gökhan size. O zamanlar oğlum 5-6 yaşında, yok 7-8 yaşındaydı galiba. Aynen. Oğlumu anlatıyordu, oğlum da yanındaydım zaten. Ya söyle ya. Hatta abla size. Bu kapı kilitleme olayı ilk defa bugünkü o olay değil. Şöyle söyleyeyim size Esra Hanım. İki defa oldu, ikinci defa. 2017'de evet, Gülşah Hanım beni kendisi de aradı. Gülşah Hanım 2017'de kendisi de beni aradı. Gökhan sana da böyle yapıyor muydu? Gökhan sana böyle yapıyor yalan muydu? Yalan söyleme, ben seni hiçbir zaman aramadım. Kayıtları çıkartırım. Çıkartabilirsin. Bana... Ya hiç kayıtlar çıkartmaz. Uğraşmayın bu kadar detaylarla yani. Kendinize hırpalamayın. Songül Hanım bir tane kayıt var. Siz bu evlilikten rahatsız mısınız? Ben şunu anlayamadım. Yani Gülşah'la Gökhan'ın evliliğinden rahatsız mısınız? Rahatsızlığınızın sebebi Gülşah'ın çocuklarla görüştürmediği için mi? Esra Hanım kendisi rahatsız bence. Ben rahatsız değilim. Hayır yarın çocuk... Yarın gocunuyor yani. Şimdi aynen, mesela aynen. Bir anne senin olarak gibi. Düşünsenize. Siz çocuğu evet. Babayla görüştürmek istiyorsunuz. Evli olduğu kadın bu görüşmeye engel oluyorsa ben rahatsız olurum. Çünkü bunu aklım almıyor. Babalık ve annelik ya da bir çocuğun o sevgiyi alabilmesi benim ya için şey dünyadaki en yüce şey ya. Çocukların psikolojisi her şeyden önce gelir benim için. Aynen doğru anladım. Söylüyorsun. O yüzden mi yanında alkol kullanıyorsun? Çocuğun yanında. O seni ilgilendirmez. Çocuğun yanında fotoğraf atıyor babasına da. İçtiğine dair alkollü fotoğrafları da var babasında. Orada işte niçin söylüyor tamam. Onu da söyleyeyim. Sen hayatıma girdin. Annemi kalbini kırdım gibilerinden dedi. Kızım konuşacaktı senden. Niye konuşmadın? Gökhan yüzünden içiyor musun? Kızınız niye Gülşah Hanım'a konuşmak istiyor? İşte bu konuları anlatmak için. Hangi sizin konuyu? Sizin yüzünüze annemi kalbini kırdın. Şöyle böyle yani tartışmalar çıktı. Bizim aileler büyüdü zaten. Sizin adınızın bu evliliğin içerisinde görüşmek ayrı bir şey. Ama dün canlı yayında bile Songül dedi ya. Sizi bu rahatsız eder mi bir kadın olarak? Siz aynı konumda olsaydınız ya da siz eşinize deseniz mesela. Tabii ki de eder yani. Niyetlisin ki. Yani şöyle düşünün şu anki evlendiğiniz kişi size bir bakıyorsunuz bir anda son iki ayda sürekli eski eşinin ismiyle hitap etmeye başlıyor. Onun hoşuna gider bence Esra Hanım. Bu rahatsız eder mi? Yok, ben sen değilim kusura bakma. Benim hoşuma gitmediği şimdi, için ben rahatsız oluyorum işte. Sizin sürecinize devam edeceğim. Gökhan Bey siz bu evliliği devam ettirmek ben istiyor musunuz? Ben istemiyorum abla. Çünkü ben bıktım artık. Ben de istemiyorum Esra yorulur. Hanım. Benim borçlarımı üstlensin o zaman. Benim kimseye borcum yok. Benim bir kuruş bile param yok. Benim kimle, bakacak durum kimle da yok. Telefonla, kimle telefonla konuşuyorsan çıkart o şahslar senin borcunu tamam, versin. Tamam çıkart o zaman. Boşanmanın sürecini ondan olmadığını yürütebilmek de büyük bir marifettir, bir insanlıktır. Ben şimdi sizi karı koca olarak bir araya getireceğim. Ayrılacaksanız, barışacaksanız buna karar verecek ben olan... Ben gelmek istemiyorum. Sizsiz. Ama mecbur konuşacaksın Gülşah. Ama Esra Hanım gelmek istemiyorum. Anlaşmaz Esra Hanım. Tamam araya paravan koyarım. Ay onu da yapalım. Anlaşmasının sebebini görüşmek söyleyeyim mi abla? Görüşmek istemeyenlerin diyafonlu. Bir saniye. Anlaşmasının sebebini ben söyleyebilir miyim? Söyle. Hemen söyleyeyim. Benim diyor ki arabada dedim ya eşyalarım var. Eşyalarını getireceksin. Hayır istemiyorum daha.
tövbe saniye, daha istemiyorum. Bir saniye, telefonunu vereceksin. A'dan Z'yi kurcalayacağım. İkincisi ya, A benimle çalışmayacağım. Insan, yani buna göre ben yolumu çizeceğim. Seni senden hep şüpheleniyorum. Benim için zanlısın. Sabıkalı olduğunu görmek istiyorum yani, diyor. Yüzünü niye göstermiyorsun? Teşekkür ediyorum. Sizi uğrayacağım. Önce Gökhan Bey sizi alsınlar. Gel Gülşah. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.